Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem kardeşlerim, hepinizi kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Referandum ile ilgili dinleyici ve okucularımız tarafından gelen yoğun talepler üzerine istişare heyetimizle birlikte aldığımız kararı sözlü olarak açıklıyoruz. Öncelikle Allah-u Teala önümüzdeki referandumu Türkiye'mizin, İslam aleminin kurtuluşuna ve bizim de iki cihan saadetimize vesile eylesin. Amin. Muhterem kardeşlerim, 16 Nisan'da yapacağımız tercih bir parti ve şahıs meselesi değil, bütün bir medeniyet, barış ve huzur içerisinde tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet olan güçlü bir Türkiye, hatta ümidini yeni Türkiye ruhuna bağlamış İslam dünyası ve ümmet birliği meselesidir. Bu Regaib Kandili Umresi'nde Kabe-i Muazzama'da bunu açıkça müşahede ettik. Çeşitli ülkelerden gelen din kardeşlerimizin hepsi de referandumda evet çıkması için dua ediyordu. Unutmayalım ki merhum hocamız Erbakan, merhum Türkeş, merhum Yazıcıoğlu, merhum Özal, evet hepsi de hayatlarında başkanlık sistemini istemişlerdi. Unutmayalım ki küfür tek millettir. Tarih tekerrürden ibarettir. Tam 100 yıl önce Osmanlı'ya yapılan planlar, oynanan oyunlar, bugün de cennet vatanımıza, devletimize aynı yapılmak ve oynanmak isteniyor. Rabbim muhafaza eylesin. Vatanımıza, devletimize, milletimize zarar vermek isteyenlere fırsat vermesin. Amin. Biz de ümmetin birlik ve selametiyle bu yolun yolcusu olanların muvaffakiyetlerine dua ediyor. Mevlamızdan ülkemiz ve bütün İslam dünyası için sulh ve salaha vesile olması niyazıyla tek millet olan küffara karşı birle beraber olup yapılan planların ve oynanmak istenen oyunların bozulması vatanımızın ve devletimizin selameti için 16 Nisan'da referandumda Bismillah, Ya Allah diyerek evet diyoruz ve bize soranlara da evet demelerini önemle istiyoruz. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayri, la havle ve la kuvvete illa billah, hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir, gufranike rabbena ve ileykel masir. Merhum hocamız Erbakan, merhum Türkeş, merhum Yazıcıoğlu, merhum Özal, evet hepsi de hayatlarında başkanlık sistemini istemişlerdi. Unutmayalım ki küfür tek millettir. Tarih tekerrürden ibarettir. Tam 100 yıl önce Osmanlı'ya yapılan planlar, oynanan oyunlar, bugün de cennet vatanımıza, devletimize. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem kardeşlerim, hepinizi kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Referandum ile ilgili
dinleyici ve okucularımız tarafından gelen yoğun talepler üzerine istişare heyetimizle birlikte de aynen yapılmak ve oynanmak isteniyor. Rabbim muhafaza eylesin. Vatanımıza, devletimize, milletimize zarar vermek isteyenlere fırsat vermesin. Amin. Biz de ümmetin birlik ve selametiyle bu yolun yolcusu olanların muvaffakiyetlerine dua ediyor. Mevlamızdan ülkemiz ve bütün İslam dünyası için sulh ve salaha ve aldığımız kararı sözlü olarak açıklıyoruz. Öncelikle Allah-u Teala önümüzdeki referandumu Türkiye'mizin, İslam aleminin kurtuluşuna ve bizim de iki cihan saadetimize vesile eylesin. Amin. Muhterem kardeşlerim, 16 Nisan'da yapacağımız tercih bir parti ve şahıs meselesi değil, bütün bir medeniyet, barış ve huzur içerisinde tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet olan güçlü bir Türkiye, hatta ümidini yeni Türkiye ruhuna bağlamış İslam dünyası ve ümmet birliği meselesidir. Bu Regaib Kandili umresinde Kabe-i Muazzama'da bunu açıkça müşahede ettik. Çeşitli ülkelerden gelen din kardeşlerimizin hepsi de referandumda evet çıkması için dua ediyordu. Unutmayalım ki